Aşağıda haritada Sivas ve Kahramanmaraş il merkezlerinin yakınından geçen boylam gösterilmiştir. Haritadaki bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. Şimdi Sivas'la Maraş'ın aynı meridyen üzerinde olduğunu söylüyor. Aynı meridyen üzerinde olan merkezlerde hangisi söylenemez diye de soruyu genişletebiliriz. Aynı meridyen üzerinde olan merkezlerde yani Sivas ve Kahramanmaraş gibi yerel saat kesinlikle aynıdır. Aynı meridyen üzerinde yerel saatler aynı olur. O zaman aradığımız bu değil. Söylenemezi bulmamız lazım. 21 Haziran'da Sivas'ta Güneş Kahramanmaraş'tan önce doğar. Doğru. Çünkü 21 Haziran'da hatırlayın yukarıdaki kuzeye yakın, kuzey kutbuna yakın yerlerde gündüz süresi daha uzun oluyordu. Sivas'taki gündüz süresi Maraş'taki gündüz süresinden daha uzun olduğuna göre otomatik olarak Sivas'ta güneşin daha erken doğup daha geç batması lazım. Gündüz uzunluğu daha fazla çünkü. Aynı meridyen üzerinde olsalar bile Sivas'ta daha erken doğacaktır bu mantıkla. Yani bunu şöyle de gösterebilirim aslında. Aynı meridyen üzerinde olan iki merkez gösterelim şuradan. 0 atıyorum. Şurası X merkezi olsun. Şu da Y merkezi olsun. Tarih 21 Haziran diyor ya. 21 Haziran'da yengeç dönencesine dik açıyla gelecek. Şuraya dik açıyla gelecek. Güneşin buradan aydınlattığını hayal edelim. Şu doğrultuda. Şurası kutup noktası. Aydınlanma çemberi ya da dairesi çapraz böler. Yani şurası karanlıkta olan kısım. Gece güneşi görmüyor. Diğer tarafta gündüz. Dikkat edin, X merkezi şu enlem üzerinde ve X merkezinde aydınlanma çizgisine çıkış noktası şurası. Y merkezinde aydınlanma çizgisine çıkış noktası şurası. Yani Y'nin gündüz süresi daha kısa, X'in gündüz süresi daha uzun. Dolayısıyla burada güneş aynı meridyen üzerinde olsa da güneş daha erken doğacaktır. Bu ifade doğru oldu. Bunun dışında doğru olduğu için bunu aramayacağız. Aradığımız şık bu değil. Bu yanlış şık. Bunun dışında önemli bir şey söylemek istiyorum. Şuraya not diye dikkat işaretiyle koyalım. İki meridyen, özür dilerim. İki merkez aynı meridyenin üzerinde ise Sivas'ta Maraş'taki gibi tarihlerden 21 Mart ya da 23 Eylül ise bu merkezlerde güneş aynı anda doğup aynı anda batar. Sadece ama aynı meridyen üzerinde olan merkezlerde tarihim 21 Mart 23 Eylül ise. Çünkü 21 Mart 23 Eylül tarihinde dik güneş ışınları ekvatora dik açıyla geldiği için güneş ışınları da buradan geliyor. Aydınlanma dairesi tam dünyayı iki eşit parçaya böler. Dolayısıyla buradaki X merkeziyle buradaki Y merkezi karanlıktan aydınlığa aynı anda geçer. Aydınlıktan karanlığa aynı anda geçecektir. Sadece bu tarihlere özel bir durumdur. Bu aklınızda bulunsun. Yani aynı meridyen üzerindeki merkezlerde güneş sadece 21 Mart ve 23 Eylül'de yani ekinoks tarihlerinde aynı anda doğup aynı anda batar. Bunun dışında aynı anda doğup aynı anda batma diye bir şey söz konusu değildir. Hatta 21 Haziran'da X de önce doğar, 21 Aralık'ta da Y de önce doğar diyebiliriz. Diğer şıkka bakalım. Kahramanmaraş ve Sivas'ın Greenwich'e kuş uçuşu uzaklıkları aynıdır. Evet, Greenwich 0'da meridyen farkları eşit bunların. İkisi de 37 meridyen uzaklıkta. Fakat meridyenlerin arasındaki mesafe ekvatora doğru gittikçe arttığı için şuradaki ekvator üzerindeki merkez de kutuba yakın merkez, kutuba yakın bir enlemdeki merkez arasındaki mesafe şunla yani şunu kastediyorum. Aynı değildir. Eşit değildir. Şurası 0 olsun. Şurası da 37 doğu meridyeni olsun. Dolayısıyla meridyenlerin arası kutuba doğru yaklaştıkça Sivas'ın sıfıra olan uzaklığı daha kısayken Maraş'ın sıfıra olan uzaklığı Sivas'a göre daha uzun olacaktır. Bu ifade söylenemez. Bu ifade yanlıştır. Öğle vakti her iki merkezde de aynı anda yaşanır. Evet, bunlar yılın her günü öğle vaktini aynı anda yaşarlar. Yıl boyunca aynı boydaki cisimlerin gölgesi Sivas'ta daha uzundur. Evet, Sivas'ta bunun meridyenle alakası yok, enlemle alakası var. Sivas Maraş'a göre daha kuzey enlemde olduğu için gölge boyu burada daha uzun. Güneş çünkü daha iyi açıyla alıyor. Maraş'ta daha kısadır. Güneşi daha büyük açıyla aldığı için. Yani şu ifadeler doğru, C yanlıştır. O zaman sorumuzun cevabı C.
Türkiye'nin aşağıdaki coğrafi özelliklerinden hangisi özel konumunun ya da göreceli konumunun sonucu değildir? Göreceli konumuyla ilgili değildir. Batıdan doğuya doğru yükseltinin genel olarak artması. Yükseltiyi gördüğünüz zaman doğrudan özel konumla ilişkilendiriyoruz. Özel konumun sonucu. Asya Avrupa kıtalarının birbirine yaklaştığı yerde olması özel konumunun sonucu. Kıyı kesimlerde iç kesimlere göre daha az donlu gün yaşanması özel konumun sonucu. Denizellik, karasallık özelliği. Doğusuyla batısı arasındaki 76 dakikalık zaman farkı en doğusuyla en batısı arasından 19 meridyen geçmesiyle ilgili. Meridyen dediğim anda zaten iş matematik konumu olmuş oluyor. Çünkü koordinat sistemiyle ilgili bir şeyden bahsetmiş oluyorum. O zaman doğru cevap budur. Bu matematik konumla ilgili. Farklı ekonomik düzeydeki ülkeler arasında yer alması, bu da özel konumunun sonucudur. Yukarıdaki şekle göre Türkiye'nin en kuzeyinden geçen paralel ile başlangıç meridyeninin kesiştiği nokta hangi aralıkta yer alır diyor. Şimdi Türkiye'nin en kuzeyinden geçen paralel hangisi, ona bir bakmak lazım. Türkiye şu sıfır olsun, şu sıfır olsun, yani başlangıç paraleli ve ekvator, başlangıç meridyeni Greenwich. 36. ve 42. kuzey paraleli ile 26. ve 45. doğu meridyenleri arasında yer alıyor. Türkiye'nin en kuzeyinden yani 42 paraleli geçiyor. 42 kuzey paraleli geçiyor. Bakıyorum hemen, 42 kuzey paraleli 30, 31, 32 böyle yukarıya doğru gidiyor. 42 kuzey paraleli şurada bir yerde. O zaman bu sorunun cevabı 2 numara olacak, yani Bursa. Türkiye'de yerel saat kullanılsa 30 derece doğu boylamında yer alan İzmit'te saat 10 iken Sinop'ta 10.20 olur demiş. Buna göre Sinop hangi boylam üzerindedir? Şimdi yerel saat kullanılsa demiş, 30 derece İzmit'te saati 10 yapalım. Sinop'ta saat 10.20 ise bu ikisi arasında ne kadarlık fark var? 20 dakikalık fark var. 20 dakikayı 4'e bölerseniz, iki meridyenin arası 4 dakika çünkü, 5 çıkar. Yani ikisinin arasında 5 meridyen fark var. Sinop daha doğuda olduğuna göre daha fazla olacak meridyen derecesinin rakamı. Dolayısıyla burası 30, daha 35 doğu meridyeninde. Burası 30 doğu meridyeni zaten. Hemen 35 derece doğu meridyeninde buldum ve Adana'yı işaretledim. Ekvatorun 5500 kilometre güneyinde bulunan K noktasının yerel saati, başlangıç meridyeninin yerel saatinden 180 dakika daha geridir demiş. Yalnızca yukarıdaki bilgiler kullanılarak K noktasının hangi özelliklerine ulaşılabilir? Bir kere ekvatora uzaklığını ve başlangıç meridyenine zaman olarak uzaklığını verdiğine göre bunun matematik konumuna ulaşabilirim. 1'e ulaştım. Denize olan uzaklığına buradan ulaşamam. Bulunduğu saat dilimine şuradaki 180 dakikalık zaman farkını 4'e bölüp kaç meridyense oradan saat farkını bulabilirim. Yeryüzü şekilleriyle ilgili bir şey söyleyemem. 1 ile 3'e ulaşırım, diğerlerine ulaşamam. Cevabımız bu. X ve Y merkezleri arasında 3 saatlik zaman farkı olduğu bilinmektedir. Buna göre X ve Y merkezlerinin bulunduğu yerlerle ilgili hangisi kesin olarak yanlıştır? Kesin yanlışı arıyoruz. X ve Y merkezlerinden ikisi de Afrika kıtasında yer alır. Kesin yanlış diyemem, kesin doğru da diyemem, bilemem. Yani sadece 3 saatlik zaman farkından bu çıkmaz. Bunu söyleyemem. X Sibirya'da, Y Alaska'nın batı kıyısındadır. Şimdi dikkat edin. Sibirya ile Alaska'nın batı kıyısının arasından ne geçiyordu? Hatırlayın, şurası Sibirya Asya kıtası, şurası da Alaska olsun, Amerika kıtası şöyle. Aradan ne geçiyordu? 180 derece tarih değiştirme çizgisi. 180 meridyeni tarih değiştirme çizgisi. Yani birisi burada, birisi burada olursa aradaki saat 3 aradaki zaman farkı 3 saat değil, 1 gün olacaktır. 1 günü geçecektir. Dolayısıyla bu tarih değiştirme çizgisi çünkü X Sibirya'da, Y Alaska'nın batı kıyısında asla olamaz. Kesin olarak olamaz. Çünkü aradaki zaman farkı bir gün 3 saat olur mesela, yani 3 saatlik bir zaman farkı asla bunlarda oluşamaz. Bir günlük en az zaman farkı oluşacaktır. Kesin olarak yanlış diyebileceğim budur. Şunlara bir şey diyemem. X İngiltere'de, Y Türkiye'de. Belki öyledir, belki değildir. X ve Y arasında 45 derecelik meridyen farkı vardır. Bunu kesin olarak söyleyebilirim. Çünkü 3 saatlik zaman farkı, 1 saatlik zaman farkında 15 meridyen vardır. 3 saatlik zaman farkında 45 meridyen fark vardır. İkisinde 45 derecelik meridyen farkı vardır.
Bunu kesin doğru kabul edebilirim. Zaten aradığımı bulmuştum Bursa'da. X ve Y merkezlerin ikisi de Kanada'dadır. Bilmiyorum, belki ikisi de Kanada'da, belki de değildir, yani kesin olarak bir şey diyemem. Ama kesin olarak bildiğim bir şey varsa bunlardan birisi Sibirya'da, birisi Alaska'da değildir. Çünkü öyle olsaydı bir günlük fark olurdu en az. 21 Mart günü Türkiye'de bulunduğu merkezde öğle vakti güneş tam tepedeyken kolumdaki saate bakan birinin saati 12:44'müş. Bakın, kolumuzdaki saat bizim ulusal saattir. Ve Türkiye ulusal saat olarak ya da ortak saat olarak nerenin yerel saatini kullanır? Şu anda biz 45 derece Iğdır'ın, 45 dereceden geçen Iğdır'ın yerel saatini ulusal saat olarak kabul ediyoruz. Burada kolundaki saate bakan birinin saati 12:44 ise kolundaki saat bu adamın Iğdır'ın yerel saati olduğuna göre Iğdır'a 12:44 yazdı. Sonra buna göre bu kişi haritadaki şehirlerin hangisinde olabilir demiş. Bu arada güneş tam tepedeyken, yani Iğdır'da 12 iken, özür dilerim, Iğdır'da 12:44 iken saatin 12 olduğu merkezi soruyor bize burada. Çünkü güneş tam tepedeyken demiş. Şöyle bulacağım. İkisinin arasında 44 dakikalık zaman farkı var. 44 dakikayı 4'e böldüğüm zaman 11 tane boylam farkı çıkar. 45'ten 11'i çıkarttığınız zaman da 34 derece doğu meridyenine ulaşırsınız. Aksaray'a ulaşırsınız yani. O zaman cevap Adana olur. Ekvator'un 4.773 kilometre güneyinde bulunan ve yerel saati başlangıç meridyeninden 6 saat 20 dakika daha geri olan bir yerin coğrafi koordinatları aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi şöyle yapalım. Bir ekvator çizelim, bir de başlangıç meridyeni çizelim. Ekvator'un 4.773 kilometre güneyinde. Şöyle yaparsam 4.773 bölü 111. Çünkü iki paralelin arası dünyanın her yerinde 111 kilometre. Ben bunu 111'e böldüğüm zaman 43 çıkar. 43. 43 derece güney enlemindedir o zaman bu merkez. Hemen bakıyorum, 43 güneyde var mı ışıklarda? Var. Ceyhan var. Başka da yok zaten. Cevap çıktı zaten Ceyhan olarak. Yani sınavda olsanız bu diğerini yapmasanız da olur. Buldunuz çünkü 43 güneyi. Fakat ben diğerinde nasıl bulunduğunu göstereceğim. Teyit edelim yani şu 95 batıyı. Ne demiş sonra? Yerel saati başlangıç meridyeninden. Yani şuradan 6 saat 20 dakika daha geri. Daha geri olabilmesi için daha batıda, batı yarımkürede olması gerekiyor zaten. Ve 6 saat 60'la çarptığınız zaman ne yapar? 360 dakika yapar, değil mi? 6 saat 360 dakika. 20 dakika da öyle var. 20'de üzerine ekleriz. 380 dakika yaptı. 380'i 4'e bölerseniz 95 olduğunu görürsünüz. Niye 4'e böldüm? İki meridyenin arası 4 dakikaydı çünkü. Dolayısıyla 380 dakikayı 4 dakikaya böldüğünüzde kaç meridyen fark olduğunu bulursunuz. 95 meridyen geriye geldiğinizde 95 derece batı meridyenine gelmiş olursunuz. Yani 43 güneyle 95 batıyı böylelikle sağlamış olurum. Cevabımız Ceyhan oldu yani. Türkiye'nin uç noktalarına şekildeki gibi teğet olarak çizilen dikdörtgenin ülkemizin coğrafi koordinatlarını temsil ettiği kabul edilirse X ile gösterilen noktanın koordinatları hangisi de doğru olarak verilmiştir? Bakınız, 36 kuzey, 42 kuzey, şunlar kuzey paralelleri. Şunlar ise 26 doğu, 45 doğu. Yani paralel olarak 42, meridyen olarak 45'i bulacağız. Paralel olarak 42 burada var, burada var. Meridyen olarak da 45'i bulacağız. O zaman cevabımız Denizli oldu. Güneş yengeç dönencesi üzerindeyken biri kuzey, diğeri de güney yarım kürede olan iki nokta. İki noktada güneş sabah aynı saatte bulunduğu halde akşam farklı saatlerde batmıştır. Şimdi bakalım. Ben burada söylediği şeyi şöyle bir görselleştirsem nasıl olur? Kuzey kutup noktası olsun, güney kutup noktası olsun.
Şuraya bir ekvator çizelim. Ne verdi soruda bana? Güneş yengeç dönencesi üzerindeyken. Ne demek bu? Güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla geliyor demek. Yani şuraya 90 derecelik açıyla geliyor. Burası 23 derece, 27 dakika yengeç dönencesi olsun. Buraya dik açıyla geldiğinde güneş üst taraftan böyle şu açıdan gelecektir. Bizi aydınlatacaktır dünyayı. Tabii güneş sabit duruyor. Biz eğik duruyoruz ama ben anlaşılsın diye bu şekilde gösteriyorum şu anda. O kısmına takılmayın. Işık bu noktadan şu açıdan geldiği için aydınlanma çizgisi ya da aydınlanma dairesi şu şöyle geçecek. Çapraz bölecek dünyayı. Aydınlanma dairesi nedir? Gece ile gündüzü ayıran çizgidir. Burası dikkat edin yuvarlak olduğu için dünya aydınlanma dairesinin bu tarafında kalan, bu sınırda kalan yer gece yaşıyor. Bu tarafta gündüz yaşıyor. Aydınlanma çizgisine geldiğiniz zaman, yani atıyorum şurada bir X merkezi var. Bu dünya dönüyor, geldi. Şu noktaya geldiğinde gündüz oluyor. Ya da işte şu aşağıdaki bir Y merkezi şu noktaya geldiğinde gündüz oluyor. İkisinin aynı anda gündüzü yaşadığı, aydınlanma dairesine çıktıkları anın aynı olduğu merkezlerdir. Şimdi şurayı alayım tekrar geri. Pozisyonu çizdim. Sonra diyor ki biri kuzey, diğeri de güney yarım kürede olan iki merkezde güneş aynı anda doğuyor diyor. Şimdi bir X merkezi yapacağım, bir de Y merkezi yapacağım. Şunu kaldırayım ortadan. X merkezim benim, şurada olsun. Burada güneş yeni doğuyor. Çünkü aydınlanma çizgisine çıktığı anda güneşi görüyor ve güneşi doğuruyor. Bu kuzey yarım kürede bir de Y merkezi yapacağım. O da güney yarım kürede. İstediğim yere koyabilirim. Çünkü belli bir yer vermemiş, şurada burada dememiş. Kafama göre bir yer seçtim, koydum. Ama sonuç olarak aydınlanma dairesinin üstüne koymak zorundayım. Çünkü ikisinde de aynı anda gündüz oluyor. Dikkat edin. Aynı anda aydınlanma dairesine çıkıyorlar. Gündüz tarafına çıkıyorlar. Bu çizgiye varıyorlar. Tamam. Şimdi soruda bana verdikleri bu kadar. Hangileri doğrudur diyor. Hangisi doğrudur diyor ya da. Bakalım. Kuzey yarımkürede olan nokta daha batıda yer alır. Bakıyorum. Evet, kuzey yarımkürede olan nokta daha batıda yer alır. O zaman bu ifade doğru. Güney yarımkürede olan noktada daha kısa gündüz yaşanır. Dikkat edin. Şu bölüm, gece bölümü dedik ya, bu çizginin aydınlanma dairesinin sol tarafı. Mesela X merkezinin bulunduğu enlemde gece süresi, şu çizgide gündüz süresi. Gündüz geceden daha uzun, dikkat edin. Ama Y merkezine geldiğim zaman buradaki gece süresi daha uzun, gündüz süresi daha kısa. Şu bölgeden bahsediyor. Bu ifade ne diyordu? Güney yarımkürede olan noktada burada daha kısa gündüz yaşanır. Evet, bakıyorum, gerçekten de daha kısa gündüz yaşandığını gözlerimle görebiliyorum. O zaman ikinci ifade de doğru. Noktaların ikisi de aynı meriden üzerindedir demiş. Bunu bilemem. Noktaların ikisi de aynı meriden üzerindedir ya da değildir diyemiyorum şu anda burada. Dolayısıyla bunu zaten almayacağım. O zaman 1 ve 2 olacak cevap. Yani Ceyhan olacak. Bu tarz sorularda, sözel sorularda dünyanın neresinde olur, nasıl olur gibi sorularda, daha doğrusu görselleştirirseniz sizin için çok daha kolay olacaktır. Mutlaka görselleştirmeye çalışın, yani mümkün olduğu kadar. Görselleştirdiğimiz zaman soruyu rahatlıkla çözebildik. 150 derece batı boylamındaki T kentinde 31 Aralık 2019 günü yerel saat 15.30 ise aynı anda 150 derece doğu boylamındaki K kentinde tarih ve yerel saat ne olur diye sormuş. Hemen görselleştiriyorum. Şuraya bir 150 derece batı boylamı çizdim. Burası ne merkeziydi? T merkezi. Buradaki tarih neydi? 31.12.2019. Saat kaç burada T merkezinde? 15.30. Sorduğu yer neresi? 150 derece doğu. Şuraya da 150 derece doğuyu çizdim. Ortalarında da sıfır var değil mi bunların? Bir sayı doğrusu gibi düşündüğümüz zaman bunları. Buradaki 150 derecedeki K merkezinde tarih ve saat kaç olur diye soruyor. Şimdi benim buradaki tarihi ve saati biliyorsam, başka bir meridyendeki tarihi ve saati bilebilmem için aradaki zaman farkını bulmam lazım. Nasıl bulacağım zaman farkını? Meridyen farkından bulacağım. Dikkat edin, 150 derece doğu meridyeni ile 150 derece batı meridyeni ile 150 derece doğu meridyeni arasında toplam 300 meridyen fark var. Bunu şey gibi de düşünebilirsiniz. Sayı doğrusu dedim ya.
Eksi 150 ile artı 150 arasında ne kadar fark var? 300 var. 300 meridyen geçiyor ikisinin arasından. 2 meridyenin arası 4 dakikaydı. 300 meridyenin arası o zaman 300 çarpı 4 dediğim zaman 1200 olur. Yani 1200 dakikalık zaman farkı var. Peki kaç saat olduğunu bulayım. 1260'a bölerseniz ikisinin arasında 20 saatlik bir zaman farkı var demektir. Yani T merkezi ile K merkezi arasında 20 saatlik zaman farkı var. 20 saat ileride mi, geride mi T'ye göre bu K merkezi? 20 saat daha ileride olacak. Niye daha ileride olacak? Çünkü doğunun saati ileride, batının saati gerideydi. Doğunun saati ileri, batının saati, yerel saati geriydi. O zaman burada ki tarihe ve saate 20 saat eklemek durumundayım. T merkezine 20 saat eklediğim zaman bir sonraki güne giderim. 01.01.2020 saatte 11.30 olur. 15.30'a 20 saat eklediğiniz zaman 11.30'a ulaşırsınız. O zaman sorumun cevabını Adana'da bulabiliyorum. Aşağıdaki haritada bazı ülkeler kırmızı renkte gösterilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çin ve Peru arasındaki yerel saat farkı daha fazladır. Bu ifade doğru. Niye? Çünkü yerel saat farkının fazla olmasını istiyorsanız batı doğu doğrultusunda birbirinden uzak olan yeri bulursunuz. Batı doğu doğrultusunda birbirinden uzak olan yerden daha çok meridyen geçer. O zaman saat farkı da yerel saat farkı da daha fazla olur. Şu gördüğüm harita üzerindeki merkezler arasında birbirinden en uzak olanlar hangisi? Peru ile Çin. O zaman bu ifade doğru oldu. En fazla yerel saat farkı onlar da var. Nijerya Çin'in güneybatısındadır. Nijerya burada, Çin burada. Burası da güneybatı yönü. Bu da doğru. Fransa'nın hem batı hem de doğu yarımkürede toprakları vardır. Doğu ve batı yarımküreyi ayıran şey ne? Başlangıç meridyeni, değil mi? Başlangıç boylama. Nereden geçiyor? Şuradaki İngiltere'den geçiyor. İngiltere'nin Greenwich gözlemevinden geçiyor. Dolayısıyla ben buradan bir başlangıç meridyeni çizdiğimde Fransa'nın bir kısım toprağı batı yarımkürede, diğer kısım toprağı da doğu yarımkürede olmuş oluyor. Her iki yarımkürede toprağı vardır yani. Bu da doğru oldu. Nijerya, Ekvator ile başlangıç meridyeninin kesiştiği noktaya yakındır demiş. Şimdi şu başlangıç meridyenini çizdik, şöyle aşağı yukarı buradan geçiyor. Başlangıç paralelini de çizelim, yani ekvatoru da çizelim şuradan şöyle. Bakın başlangıç meridyeni ile paralelin kesiştiği nokta burası ve buraya en yakın nokta, en yakın ülke daha doğrusu Nijerya. Bu da doğru. Fransa'da iki meridyen arasındaki uzaklık Peru'ya göre daha fazladır demiş. Şimdi bakın. Peru ekvatora yakın. Fransa'da kutuba Peru'ya ile karşılaştırınca kutuba daha yakın. İki tane meridyen çizeyim şöyle. Dünya yuvarlak olduğu için meridyenlerin arasındaki mesafe ekvatorda 111 kilometre. Ama kutuba doğru hareket ettiğiniz zaman meridyenlerin arasındaki mesafe daralıyor. Şurada daha daralıyor. Kutuba yakın olan bir yerde, ki bu Fransa, iki meridyen arasındaki uzaklık ekvatora yakın olan bir yere göre, yani Peru'ya göre daha fazla değil. Bakın kutuba yakın olduğu için daha kısa. O zaman bu ifade yanlış oluyor. Şu fazla değil, daha kısa olması gerekirdi. Doğru cevabımız bizim Edirne oldu bu yüzden.